havadan, karadan ve hatta denizden İsrail'e sızmaya çalışan Filistinli militanlar. Arka arkaya fırlatılan roketler, parçalanan sınır telleri, öldürülen askerler ve siviller ve esir alınanlar. 7 Ekim sabahı ortaya çıkan bu görüntüler, sadece İsrail'de değil bütün dünyada şaşkınlık yarattı. Saldırıların arkasında Hamas vardı. İsrail hemen ardından Gazze'ye hava saldırılarına başladı. Look to the scale of destruction in the area and how the civilian homes were completely affected. Bir dönem İsrail Arap, sonra da İsrail Filistin Savaşı olarak anılan bu uzun çatışma süreci şimdilerde İsrail Hamas Savaşı eksenine oturdu. Hamas is a natural for me product of unnatural context and which is the Israeli occupation and before that even the British mandate. Peki bugün İsrail'e meydan okuyarak dünyanın gündemine oturan Hamas nasıl bir örgüt? Hangi tarihsel koşullarda doğdu ve büyüdü? Nasıl bir ideoloji ve örgütlenme modeline sahip? Hamas'ın açılımı İslami Direniş Hareketi. Bu isim Hamas'ın siyasi çizgisine dair çok şey anlatıyor. Hamas was born at the beginning of the 80s and it represented the political branch of the Palestinian Muslim Brotherhood. We had in Palestine the Palestinian Muslim Brotherhood branching out basically from Egypt and then in 1950s, 1960s they remained even under occupation focusing on the Islamization of the society and doing less when it comes to confronting the occupation, which was non-confrontational movement, only busying itself with social work, religious schooling, mosques, even sport clubs. And they said this is preparing the generations. We are not kind of forgetting Palestine, but we are preparing the generations for the coming conflict. 1987'de Filistinliler İsrail işgaline karşı sivil bir ayaklanma başlattı. Filistin Müslüman Kardeşleri kadroları 1. İntifada adı verilen bu eylem dalgası içinde Hamas'ı kurmaya karar verdi. Hamas 1988 tarihli ilk bildirgesinde amacını bugünkü İsrail ve Filistin topraklarını kapsayacak şekilde İslami bir Filistin devleti kurmak olarak tanımlıyordu. Örgüt yıllar sonra ise 1967 ateşkesi sınırlarında bir Filistin devletini destekleyeceğini açıklayacaktı. We are ready to accept Palestinian free and independent state on a pre-1967 border. 90'ların başında bazı bölgesel ve uluslararası güçler İsrail ve Filistin taraflarını bir araya getirmek için devreye girdi. Filistinlileri, El Fetih'in çatısını oluşturduğu Filistin Kurtuluş Örgütü'nün lideri Yasser Arafat temsil ediyordu. The PLO recognized Israel from the perspective of many Palestinians made this massive concession which is basically more than 75% of the historical territory of Palestine, saying Israel is there in return of a promise of a Palestinian state in the remaining 22%. Hamas ise İsrail'le müzakerelere karşı çıkıyor, bunu Filistin davasına ihanet olarak görüyordu. Within the Palestinian political scene, we have two tracks or two strategies. One, focusing on the peace talks, as this is the only effective strategy that we need to pursue in order to attain our maybe aspirations and national rights. And then you have another strategy led by Hamas, saying this is a futile track, this is nonsense, this would lead us to nowhere. We need to stick to resistance, and this is the only way to liberate Palestine. Filistin-İsrail barış görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı. Ve 2000'de Filistinlilerin ikinci intifada olarak adlandırdıkları ayaklanma başladı. Bir yandan İsrail, Filistinli sivillerin de öldürüldüğü saldırılarını sürdürüyor, diğer yandan Hamas, şiddet eylemlerini İsrail kentlerine taşıyordu. It used terrorist attacks against civilians in the Israeli cities, in cafes and buses, targeting civilians. And this was the beginning of the a very broader role of Hamas inside the Palestinian armed factions. 2006'ya gelindiğinde Hamas strateji değişikliğine gitti ve Filistin seçimlerine katılma kararı aldı. El Fetih kadrolarının kötü yönetim ve yolsuzlukla suçlandığı dönemde Hamas 2006'da seçimleri kazandı. Ancak bu Filistinli örgütler arasındaki gerilimi daha da arttırdı. Gazans fear their strip of land is descending into chaos. The two main factions here
Fatah and Hamas are fighting in the streets. So this is the Palestinian Authority that was produced by Oslo Accords under the ceiling of the Israeli occupation, and yet now somehow governed by Hamas, the winner of the elections. This paradox did not work well, and eventually ended up with Hamas controlling the Gaza Strip, Palestinian Authority with its president Mahmoud Abbas controlling the West Bank. And since we have been living in this kind of divide. The green flags of Hamas are flying on buildings throughout the Gaza Strip, including the home of the Palestinian President Mahmoud Abbas, a sign the group is now in total control here. 2007'de İsrail, Hamas'ın kontrolündeki Gazze'ye ambargo uygulamaya başladı. Yüz binlerce kişinin yaşadığı yaklaşık 365 kilometre karelik alan, bazı insan hakları örgütlerine göre bir açık hava hapishanesine dönüştü. It's now 12 months since the international community suspended aid to the Palestinian Authority following the election of Hamas. More than 4 out of 5 said their incomes had fallen since the suspension of aid and tax revenues, and a fifth now had no income at all. İsrail Gazze'ye yönelik operasyonlarını sürdürürken, Hamas da yer yer sivilleri de hedef alan saldırılarına devam etti. Hamas sadece askeri bir yapıdan ibaret değil, örgüt faaliyetlerini askeri, siyasi ve sosyal hizmetler olmak üzere 3 ana koldan yürütüyor. We have 3 layers inside the organization. The social welfare started deeply because of the birth of Hamas as the political branch of the Muslim Brotherhood. The second part is the political structure, a very complex one, as it is formed by constituencies. It means that when very important moment Hamas decided to shift its policy, they were the constituencies to decide if they wanted to approve or non-approve this kind of shifts. And there is the other part, the Ezzedine Al-Qassam Brigades, that is the military wing. The military wing is a clandestine one, and it had to adhere to the decisions of the political wing. Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin El-Kassam Tugayları yıllar içinde askeri kapasitesini artırdı. İntihar saldırıları yerine roketlerle Gazze'ye yakın İsrail kentlerini hedef aldı. Ezzedine Al-Qassam Brigades are more and more militarized, and it started really after 2007. That means after Hamas took control of Gaza. So they are more powerful from a military point of view. The militarization describes also the kind of military power and armed power they had on the 7th of October 2023. Hamas'ın düzenlediği şiddet eylemleri nedeniyle terör örgütü olup olmadığı uluslararası alanda yıllardır tartışma konusu. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, İngiltere ve Avustralya Hamas'ı terör örgütleri listesine almış durumda. Yeni Zelanda gibi bazı ülkelerse Hamas'ı değil, sadece silahlı kanadı İzzettin El-Kassam Tugaylarını terör örgütü olarak görüyor. Hamas, Birleşmiş Milletler'in terör örgütleri listesinde de yok. Rusya, Çin ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerse Hamas liderleriyle açıktan görüşüyor. Ve işte Hamas lideri Halit Meşal, işte Türkiye Filistin kardeşliği. Bismillahirrahmanirrahim. Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik bir isimle görüştü. Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Hamas'ın liderini ağırladı. Hamas'ın 7 Ekim saldırıları, örgüt açısından yeni bir dönüm noktası. Zira bunlar Hamas'ın bugüne kadar düzenlediği en kapsamlı ve sarsıcı saldırılar oldu. It's a turning point because what the Al-Qassam Brigades did inside the Israeli territory along the border amounted to war crimes. There is no doubt that if you do mass killing of civilians, this is a war crime and also a crime against humanity. I think these attacks could weaken Hamas militarily only in the short term. However, politically speaking, strategically speaking, I think October 7th attack
has pushed Hamas further to the heart and even leadership of the Palestinian people. We have to understand as analysts how Hamas will continue to be part of the Palestinian population in Gaza and part of the political arena. I think we have to take time to understand the consensus by the Palestinian population in Gaza. Hamas is part of the story. The big story, the grand story is Palestine and the Palestinians. Even if Hamas has been destroyed, let's say, or until tomorrow, you will have another kind of Palestinian organization, maybe even more radical, because the context of the occupation, of the military brutal occupation, is still there. In the bigger picture, you need to go to the root causes of the problem. 10 yıllardır ayakta kalabilen ve kendini yenileyebilen Hamas, şimdi yoğun bir kuşatma altında. Uluslararası tepkiler ve İsrail'in misilleme saldırıları sonrası, Hamas'ı gelecekte neyin beklediğini tahmin etmek zor.